Sen bir ilde teksin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kiracı olmadığı 5 ilçe başkanıyla, 5 ilçe başkanının mekanlarıyla, yani hepimizin şu anda olduğu yer binalarıyla, 5 tane ilçemizin de kendisine ait arabası. Aynı şekilde merkezde merkez ilçe başkanının binası, il başkanlarının da var. Aynı şekilde arabaları. Burada bizim 81'de tek örneğimiz. Ne kiracı konumundayız, ne arabası olmayan bir konumdayız. Hiç kimseye ihtiyacımız yok Allah aşkına. Bunu hep birlikte başardık. Açık ve net söylüyorum. Bunda hepimizin payı var. Bu binanın yapımında ben genel merkezden para getirdim, cebimden biraz tamamladım. Burada senin başkanın şahit, o zaman için Cengiz başkanın siz de vardınız. Hep birlikte biz bunu işaret. Yani sonuçta buraya biraz ben, bu binanın biraz alınması biraz da kendi katkımdan oldu. Ama ilk önce genel başkanımız var. Sayın o zaman için Haluk Koç vardı. Onların da büyük emekleri var. Şimdi daha sonra ne yaptık? Dedim ki binaları hallettik. Şimdi arabaları halletmemiz lazım. Çünkü bizim 29 tane köyümüz var. Başkanım, yönetimimiz, il genel meclisimiz. Geldiğimizde hep birlikte köylere gideceğiz, daha iyi çalışacağız. Bunun için gereken bir şeyi yaptık. 5 ilçemize de. Genel merkezimizden her ilçemize 25'er bin TL ve de daha sonra da bir bölümünde ben karşıladım. Yaklaşık bu hemen hemen her ilçeye 15'er bin TL civarında. Bunun yanında bu araçların bakımları, bu araçların lastiği, bakımı, komple giydirmesi vesaire bunları da yaklaşık her ilçeye de 4'er 5'er bin lira da ödeme yaptım. Böylelikle ilçelerimizin eksiksiz, bak tekrar ediyorum. Bakıma bile ihtiyacı yok. Önümüzdeki 2 yıl boyunca ne lastiği, ne fren balatası, ne bakımı, hiçbir ihtiyacı yok. Başkanım burada sizlerle birlikte köylere çalışmaya gidecek. Beni de çağıracaksınız gidilmesi gereken büyük köylere. Mümkün olduğunca ben de geleceğim. Sayın ilçe başkanımızın önderliğinde, sayın genel meclisimizle birlikte, sayın belediye başkanlarımızla birlikte, hep birlikte önde gelen arkadaşlarımızla birlikte gerekli çalışmayı yapacağız. Hem 2023 için hem de 2024 için gerekli hazırlığımızı yaptık. Başkanım bu ilk önce arabayı zaten birlikte satın aldık biliyorsunuz. Bu satın aldığımızda da belgesi. Aracımız genel merkezimizin adına alındı biliyorsunuz. Çünkü böyle tüzüğümüz böyle. Ancak aracımız bu araç yani plakası 06 Balıkesir Van Niğde 978 plakalı araç Ford Connect 90 beygirli Ford Connect. Ulubey ilçe başkanlığımıza tahsis edildi. Bu da ruhsatı bu şekilde. Anahtarını da dışarıda hep dışarı teslim edelim. Hepimize hayırlı olsun. Kazasız belasız seçimlerde de çalışmak lazım. Buyurun. Aynen Durmuş amca bir fotoğraf çeksin sonra hep birlikte çekileceğiz. Çekin sizi. Güle güle, dikkatli gidin. Eve varınca Durmuş amca şöyle yapıyorum, güle güle. Sağ ol, hadi sen de sağ ol. Tamam, elini sıkmış kabul edeyim. Yani ben de... İlk önce Sayın Bina, Cumhuriyet Halk Partisi binamızı alırken Sayın Vekilimizin çok yardımlarını gördük. Bu defa da çalışmalarımızın daha hızlı olması için, köylerimize daha iyi ulaşabilmemiz için, üyelerimize daha iyi dokunabilmemiz için verilen bu arabayı için vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bize her zaman desteklerini esirgemeyeceğimizi biliyorum. Her zaman vekilimiz yanımızda. Vekilimize teşekkür ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak. Cengiz. Hayırlı olsun. Gel git. Yarasına buradayız yani. Açık zaten geliriz. Efendim buyurun. Evet ilk önce... şu an Ulubey'deyiz. Arkamızda gördüğünüz gibi ilk önce parti binamızı Sayın Ulubey Belediye Başkanımız Ali Rıza'da ve de İlgenel Meclis Üyemiz Sayın Selim Saka ve de Turgay Başkanımla birlikte daha öncesi parti binamızı burada teslim ettik. Ve de bugün de seçimlerde kullanılmak üzere gerekli olan, ihtiyacımız olan 29 köyümüzde daha fazla verimli olmak amacıyla Belediye Başkanımızla, İlgenel Meclis Üyemizle, ilçe başkanımızla birlikte ve de tüm partilerimizle birlikte daha fazla kişiye ulaşmak adına aracı bize temin ettik. Buradan ilk önce Turgay Başkanımıza, Ulubey ilçe teşkilatımıza, kadın kollarımıza, gençler kollarımıza hayırlı olsun diyorum. Önümüzdeki süreçte biz biliyorsunuz biz her zaman her an seçim olacak gibi başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla her şeye hazırız. Gereken bütün hazırlıklarımızı yaptık.
buradan hep birlikte çalışacağız ve de en önemlisi, bakın tekrar altını çiziyorum, 2004 yılında en önemlisi, benim için bu çok daha önemli, 2024 yılında benim için en önemli olan şey Ulubey ilçemizi tekrar Cumhuriyet Halk Partisi ile geri kazanmak. Millet İttifakı olaraktan Ulubey ilçemizi tekrar kazanmak. Onun için burada bizlere, hepimize görev düşüyor. Ulubey'deki başta ilçe başkanımızdan olmak üzere ilgilenen meclisimizden önceki belediye başkanımıza, kadın kollarımıza, bütün herkese çok büyük işler düşüyor. Bizler sadece bu ekibin birlikteliği için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Ama bu ekiple birlikte, burada 29 köyümüzle birlikte, hep birlikte Ulubey ilçemizi tekrar geri kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben tekrar ilçe başkanımıza ve de Ulubey tüm ilçe teşkilatımıza aracımızın hayırlı olması dileğiyle ben kendisini tekrar kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum. Yanımızda Sayın İlçe Ulubey ilçemizin ilgilenen meclisimiz Selim Bey var. Belediye Başkanımız Ali Rıza Bey var. Ben sözleri onlara bırakıyorum. Selim Bey, siz neler söylemek istersiniz? Genel merkezimizin Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun göndermiş olduğu aracımız Sayın Vekilimizin destekleriyle Ulubey'imize gelmiştir. İlçemize, partimize hayırlı olsun diyorum. Teşekkürler. Genel merkezimize, genel başkanımıza, sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Bu aracın Ulubey'e kazandırılmasında emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçe başkanımıza, il genel mesulümüze de bu önümüzdeki süreçte kullanmalarında hayırlı uğurlu olsun. Allah bela kaza vermesin. Güle güle kullanalım. İnşallah güle güle de seçimleri kazanırız.